Sevgili dostlar, hepinize selamlar ve saygılar sunmak istiyorum. Ben astrolog ve spiritüel danışman medyum Canan Canoğlu. Şimdi sizlere bugün bakalım neler çıkacak. Deste seçti, iskambil falım var. Laro tarotum var, çay falım var. Ve baş meleklerden mesajlarla destek vereceğim. Önce bir olumlamamı yapmak istiyorum. Sevgili meleklerim, lütfen bana en doğru bilgiyi en doğru yerde kullanabilmem için yardım edin. Evrensel sistemden gelen bütün bolluğu ve iyiliği kabul ediyorum. Ve öyle oldu. Sevgili iskambil kartlarım, en doğru olanı en hayırlı zamanda bana bildirin. Teşekkür ederim. Sevgili Laro tarotum, güzel ve iyiliği hayatıma çekiyorum. Sevgili çay falım, en doğru olan en doğru zamanda beni bulsun. Ve bütün çabalarım yerine ulaşsın. Teşekkür ediyorum. Şimdi dostlarım, öncelikle melek kartlarımı bir karıyorum. Bugün bahçede çekmek istedim, toprağın üzerinde. Umarım beğenirsiniz. Daha deniz kenarında da çekimlerim olacak, nasip olursa. Niyetim var. Evet, şu şekilde. Tabii hani masadaki gibi olmuyor ama bunun da güzelliği farklı. İnsanlar hoşlanıyorlar, hoşlarına gidiyor. Evet, hoşlarına gidiyor. Tekirdağlılar gibi şey, Trakyalılar gibi hoşlarına gidiyor. Ama ben Adanalıyım, Trakyalı değilim. İnsanların hoşlarına gidiyor. Evet, İskambil falınım. Evet, deste seçti, dualarımı yaptım. İskambil falı, Laro tarot ve çay falı var. Hangisini isterseniz seçebilirsiniz. Destek verdiğimde baş melek kartları. Bakalım neler olacak. İskambil falıyla başlamak istiyorum. İskambil falını seçen sevgili dostlarım. Evet. Umarım gönlünüze göre bir fal olur. Yerimiz dar. Ne yapabiliriz? Böyle yapıyorum sevgili dostlarım. Laro tarotu ayırmıyorum. Evet. Şu şekilde. Evet. Farklı bir anlam geldi. Şu anda tekken çift olacaksın sevgili dostlarım. Belki bir uzaktan haber bekliyorsun. Ya da evlilikle ilgili bir işaret, evlenme teklifi bekliyorsun. Kesinlikle iki kişi arasında kalan partnerin ve sana soğuk davranan partnerin bir mucizenin olması sonucunda seninle çok güzel günlere merhaba diyecek. Ve hem kupa kralı hem değnek kralı yan yana geldi. Tasarıların, duygusal anlamdaki ilerlemelerin tam isabet. Ve yaptığın olumlamalar duyulmuş, yaptığın çalışmalar duyulmuş. Kesinlikle en güzeli ve en iyisi sana doğru geliyor sevgili dostum. Mücadele ettiğin pek çok konuyla ilgili oldukça iyi, anlamlı rastlantılar. Bunların akabinde mutlu bir son görüyorum. Evlenme teklifi ve harekete geçme. Yalanların ve yılanların son bulması. Hayatından yalancı insanların, ikiyüzlü insanların gitmesi söz konusu. Mutluluk senden yana, 25 gün içerisinde alacağın bir haberle beraber mutluluğa boğulacaksın. Ve geçiyorum melek kartlarına. Oşana diyor ki harekete geç. Bu durumda hakikatinden haberdarsın. İçgüdülerine güvenmen ve kendini sevgiyle savunman gerekiyor. Bakın. Ne dedim ben sana? Bir mücadele dönemindesin. Ve Oşana diyor ki denizlerin perisi, denizlerin kraliçesi, mücadele ettiğin bir konuyla ilgili oldukça iyi günler yaşayacaksın.
İyi günler çok yakında diyor Oşana. Kesinlikle sevgili dostlarım, bereketli ve hareketli güzel günlere doğru yaklaşmışsın. Yakın zamanda alacağın iki haberle beraber sevinçlere boğulacaksın. Küs olduğun birisiyle barış yaptığını görmekteyim ve meleklerin seni daima destekliyorlar. Geçiyorum Laro Tarot'a sevgili dostlarım. Laro Tarot'ta bakalım neler oluyor. Tabiatta hepimiz gevşiyoruz. Ben de yani şeyi görünce, toprağı görünce yayıldım böyle. Gevşiyoruz. Masa başında böyle yanlışlar yapmıyoruz. Elimden fırlayıp gidiyor. Laro Tarot'u seçenler. Hadi bakalım. Laro Tarot'u seçen dostlarıma diyorum ki, bir planlamanın içerisindesin. Hayatını yönlendiriyorsun ve yönlendirdiğin doğrultuda harekete geçmişsin. Planlarını tek tek gerçekleştireceksin. Hayallerini tek tek gerçekleştireceksin. Sıkıntının, üzüntünün ardından gelen mutluluğu tadacaksın. Adeta şekil değiştirecek düşüncelerin. Düşüncelerin bir forma girecek. Şu anda hep geri çekildin. Hep geride durdun. Bir planın gerçekleşmesi için aniden bir karar verdin. Bu ani karar resmi evrak, aşk, sıkıntılı bir durumun bitmesi ve sosyal yaşamda kabul anlamına geliyor. Yıldızım benim düşük diyorsun sevgili dostum sen. Buna inanma. Kesinlikle yıldızın çok yükselecek. Bunu kendin başaracaksın. Olumlamalarla, düşüncelerini değiştirerekten ve de alt beynini temizleyerekten. Rüyalar yoluyla şifa bulacağını görüyorum. Sosyal yaşamda çok aktif olacaksın. Önemli ölçüde para kazanacağına şahit oluyorum. Kesinlikle planların tek tek hayata geçiyor. Ruhsal anlamda ilerlemen söz konusu. Ve yakın bir gelecekte bir dolunayda kaybettiğin bir insana kavuşuyorsun. Uzun süredir haberini almadığın insandan gelen haberle beraber sevinç, mutluluk ve huzur var. Aynı zamanda harekete geçip frangalarını kırıyorsun. Esaretten kurtuluyorsun. Daha ne olsun? Ve şunları söyleyebilirim. Yolunu gözlediğin bir insan mutlaka gelecek. Gelmesiyle beraber sen fazlasıyla mutluluğa kavuşuyorsun. Sana yapılmış olan bir büyü, maji ve negatif enerji var. Bunu atman gerekiyor. Bilinçaltını temizledikten sonra kesinlikle bu büyünün, bu negatif enerjinin senden gideceğini söyleyebilirim. Ve aydınlanma çağında etrafındaki cahil insanları, bilgisiz insanları aydınlatacaksın. Onlarla arana mesafe koyacaksın. Aydınlanmak isteyen seninle gelecek. Ama gelmek istemeyenler kendi karanlıklarında boğuluyor. Resmi evrakların var. Çok güzel günler yakında. Aynı zamanda bir şeye imza atacaksın. Seviniyorsun, mutlusun. Bir miras davası veya bir parasal kazanç var. Bunu lehine çevireceksin. Mahkemelik bir olayın varsa lehine sonuçlanacak. Resmi bir evrakın varsa lehine sonuçlanacak. Ya da çözemediğin bir miras, alamadığın bir hakkın varsa mahkemelik olabilirsin. O da sana çok güzel günleri getirecek. Sarının verdiği bereketle
yeşilin verdiği canlılıkla ve beyazın verdiği saflıkla en geç Haziran ayına kadar iki tane problemini çözüyorsun. Birisi duygusal, birisi resmi olan problemlerini çözüyorsun. Ve melek kartlarına geldiğimde sevgili dostlarım, Kristal diyor ki inançlı ve umutlu ol. Görüyor musun? İnancını kaybetme. Kristallerle de çalışabilirsiniz. Bakın, kristal meleğini görmemiz kristallerle de çalışabileceğimiz anlamına geliyor. Yani iki ucu sivriltilmiş bir kristalle çalışmanız çok çok etkilidir. Hemen evrensel sisteme bağlanmanızı sağlar. Kristal diyor ki, çünkü ufukta henüz göremediğin olumlu ve yeni bir şeyler var. Yeni bir yol dene, yeni bir yol sana çok iyi gelecek sevgili dostum. Bunu söyleyebilirim. Çay falına geldiğimde sevgili dostlarım, oldukça hareketli bir döneme girdiğinizin işareti. Oldukça hareketli bir dönemdesiniz. Bir yerden başka bir yere taşınmanız söz konusu olabilir. Bir arsa olayınız var. Bakınız, bu kare şekli daima arsa ve toprakla ilintilidir, maddi kazançla ilintilidir. Bir maddi kazanca, bir bolluğa kavuştuğunuzu görüyorum. Hayırlısıyla güzel günler çok yakında. Mutluluğu tadacaksın, huzuru bulacaksın. Aynı zamanda kaybettiğin pek çok değere kavuştuğunu görüyorum. Kesinlikle ev alma durumun varsa bunu gerçekleştireceksin. Bu aralar algıların çok açık. Algılarının açılması ve senin mutluluğa doğru gitmenden dolayı oldukça güzel günler seni bekliyor olacak. Aynı zamanda bazı dostlarıma şunu söyleyebilirim. Evinize bir grup insan gelecek. Onlarla bir ticari görüşme yapabilirsiniz. Bu görüşmelerden hayırlı neticeler alacaksınız. Sıkıldığınız, üzüldüğünüz bir konuyla ilgili güzel haberler alıp seviniyorsunuz. 52 gün veriyor. 52 gün içerisinde bir sevinç var. Melek aleminden yardım göreceğini, bazı hayallerini gerçekleştireceğini görüyorum. İki yüzlü insanların maskesini düşüreceksin ve gerçekten kendi fikirlerini insanlara kabul ettirme, insanlar arasında saygın bir yer edinme durumunu gerçekleştireceksin. Çünkü toplumsal anlamda bir baskı gördüğünü, bu baskı sonucunda üzüldüğünü görüyorum. Adeta yeniden doğmuş gibi olacaksın. Uzun boylu birisinden alacağın bir haberle beraber sevinçlere boğuluyorsun. Lale çıkmış. Lale mutlaka tasavvufta Tanrı'nın sembolüdür. Allah'ın ilahi adaletin seni duyduğu ve sana yardım ettiği anlamına geliyor. Yardımın boyutu çok önemli, çünkü seni farklı yerlere taşıyacak bir yardım. Ev alma durumun gerçekleşecek, işe girme durumun gerçekleşecek ve bir mucizenin sana doğru aktığını görüyorum. Çünkü yaşamda boşluk yaratmayı öğrenmişsin, bilinçaltını temizlemişsin. O bilinçaltı temizliğinden sonra zaten evren boşluğu doldurma prensibiyle çalışıyor. Şu an evren sana hadi diyecek, bu evde senin diyecek sevgili dostum. Bir ev alacaksın ya da hayırlı uğurlu bir eve taşınacaksın. Hayırlısı olsun bakalım. Şimdi tabağa baktığımda şurada bir deve yükü görüyorum. Yine ev taşıma, yani yeni bir eve taşınma söz konusu. Hayırlısı olsun bakalım. Satürn'yen bir dönemden kurtuluşu var. Hareketli bir döneme giriyorsun. İnanılmaz derecede güzel bir dönem başlıyor sevgili arkadaşım. Ve şurada sevgili dostum, bir grup insan var, sevinçli, neşeli ve oldukça hareketli bir dönem seni bekliyor olacak. Sosyal aktivitelerin çok yüksek. Melek kartlarından seçtiğimde Omega, evet Omega, zafer seninle diyor Omega. Okur musun? Zafer ansızın gerçekleşiyor. Evet, Allah ne muradın varsa veriyor derler ya Anadolu insanı. Hakikaten o gerçekleşiyor.
büyülü bir değişim seninle. Dönüşüm, değişim ve başkalaşım. Çok hayırlı, çok uğurlu sevgili dostlarım. Arkadaşlar, bugünkü deste seçili çay falı, iskamil falı, Laro tarot baktım. Ve toprak üzerinde çektim. Evimizin bahçesinde çektim. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere, hoşça kalın, dostça kalın.